Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım türev konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konu türev alma kuralları olacak arkadaşlar. Gündüz çekiyorum bu sefer videoyu dikkat ettiysen. Doğalgaz düzeldi. Ev sıcak çok şükür. Üşümeden titremeden şöyle güzel rahat arkamıza yaslandık. Kahvemi de almıştım ama videoya başlarken bitirdim kahveyi de. Ama sen kendine yeni bir kahve yapabilirsin veya çayın varsa çay alabilirsin veya hocam benim çayla kahveyle işim yok diyorsan, aram yok diyorsan bir su al, yanına getir, kağıdını, kalemini hazırla, çıktılarını önüne koy ve benle beraber güzel bir ders işleyelim. Seni sıkmayacağım, söz veriyorum. Şimdi türev alma kuralları. Sıkılmamak önemli ders tabi. Harbiden sıkılmamak önemli. Mesela ben üniversitede falan okurken böyle bazı hocaların derslerinde sıkılırdım. Özür diliyorum buradan hocalarım. İsim vermeyeceğim ama bazı derslerde sıkılırdım ama bazı dersler sanki böyle başlangıcıyla sonu aynıymış gibi gelirdi. Yani hiç sıkılmazdım. Bazen böyle blok ders yapardı hocalar. Böyle 150 dakika, 160 dakika arka arkaya ders yapardık ama hem not tutardım, hem dinlerdim, hem hocayı böyle şey yapardım, gözlerimle izlerdim. Sıkılmazdım ama bazılarında yemin ediyorum gözümü saatten alamazdım. Hadi bitse de gitsek diye böyle. Bazen saate bakardım, arkadaşlarla da espri yapardık. Böyle ulan 10 dakika önce dersin bitmesine işte 25 dakika vardı, şimdi de 35 dakika var falan diye espri yapardık kendi kendimize ama harbiden öyle hissettirirdi yani bazı dersler. O yüzden bunları çok iyi bildiğim için seni sıkmayacağım. Merak etme, seni sıkmayacağım. Şimdi türev alma kuralları. Sabit fonksiyonun türeviyle başlayacağız. Sabit fonksiyonun türevini biz iki önceki videoda sana göstermiştik. Ne demiştik? İşte sabitin türevi sıfırdır. Sabit bir sayının türevi sıfırdır. Ve bunun içinde sevgili gençler, inşallah unutmazsam şöyle ekrana bir YouTube videosu göstereceğim. YouTube'da benim takip ettiğim bir kanalda türevin anlamıyla alakalı bir şey. Şu an ekrana yansımış olması lazım. Türevin anlamıyla alakalı. Türev nedir? Size türevi öğretmiyor arkadaşlar. Türevi bilmenizi sağlıyor. Türev neymiş, ne demekmiş? Size onu bir güzel açıklıyor. O yüzden onu dinlemenizi tavsiye ederim. Benim de sevdiğim ve beğendiğim bir video. Böyle boyutlar arası geçişi çok güzel lanse ediyor. Efsanevi bir video. Lütfen ama lütfen izleyin arkadaşlar. Ama dersten sonra izleyin. Şimdi sabitin türevinin sıfır olduğunu zaten söylemiştik. Veya bir fonksiyon, mesela fx eşittir 5, fx eşittir 6 gibi fonksiyonlar varsa bunların türevleri 0 oluyor. Fx 2021 ise sevgili gençler, örneğin, ve bu bir sabit fonksiyon. O halde f'in türevinde x 0'dır diyeceğiz. Bakın fx 2022 faktöriyel 0, o zaman türevi 0'dır. 2022 faktöriyel sayı, o zaman türevi 0'dır. Pi bir sayıdır ve türevi 0'dır. E üzeri pi. E'yi biliyorsunuz 2,71 yaklaşık olarak. E üzeri pi dersek sayı üzeri sayı gene sayı olduğu için türevi sıfırdır. Sin 7 derece. Sinüs 7 derece bize bir sayı belirtecektir ve dolayısıyla türevi sıfırdır. Logaritma 2 tabanında kök 3 eksi kök 2 yine bir sayı belirttiği için türevi yine sıfırdır diyorsunuz. Bu kadar çok fazla çeşit göstermemin sebebi bazen yanılabiliyorsunuz. Hani nedir mesela? Sinüs 7 derece diyor. Tamam mı? Sonra diyorlar ki çocuklar, ben çok duydum. Diyorlar ki hocam, trigonometrik fonksiyonların türevi kaldırılmamış mıydı? Bize bunu nasıl sorabiliyor? Ulan sana onu trigonometrisini sormuyor zaten. Senin onun sayı olduğunu zaten bilmen gerekiyor. Sayı olduğunu bildiğin için de türevini alacaksın. Sıfır hocam diyeceksin. Bu kadar basit. Devam. Fx böyle bir fonksiyonmuş. F türevi sıfırsa demiş. Yani şunu söylemenin laciverti aslına bakarsanız. Bu fonksiyon sabit bir fonksiyonmuş ki türevini alınca sıfır gelmiş. He diyeceğiz o zaman. Madem öyle sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonsa buradaki x'lerin ne işi var? X'ler olmayacak. Yani sen a eksi 1'i sıfıra eşit diyeceksin ki x üzeri sıfırdan 1 gelsin, burası x kaybolsun. B artı 2'yi sıfıra eşit diyeceksin ki x üzeri sıfırdan burası da gitsin 1 olsun. Böylelikle a'nın 1, b'nin eksi 2 olduğunu öğrendik. Bu 1, bu da eksi 2 ise sevgili gençler, şöyle gösterelim. Toplamı da eksi 1 yapar. Cevabımız da budur deriz. Peki ben bu polinomların türevini nasıl alacağım? Bu arada o kadar çok şanslısın ki. Neden biliyor musun? Kendi anlattığımla alakalı bir durum değil. Yani eskiden bizim zamanımızda, ki bizim zamanımızdan nereye kadar? 2017 olması lazım. 2017'ye kadar arkadaşlar türev konusuyla alakalı
İşte polinomun türevi, üstel fonksiyonun türevi, logaritmik fonksiyonun türevi, trigonometrik fonksiyonun türevi, ters trigonometrik fonksiyonun türevi. Bunların hepsi müfredatta vardı. Ve o kadar çok karman çormandı ki hani öğretmenliğimin ilk yıllarında bile beni zorlamıştı. Tamam, biz matematik okuduk üniversitede, fakat orada gördüğümüz matematikle lisedeki matematik arasında çok bir alaka kuramamıştım mesela ben ilk başta. Çünkü gerçekten alakası yok. Beni bile zorlamıştı. Şu an bu şekilde onları da işliyor olmuş olsaydık, bu türev videolarını ben şu an mesela 7 video olarak programa işlemişim, ama 10 video çıkabilir. 10 videoda rahatlıkla biter. Ama o zaman 20 videoda işlemek zorunda kalacaktık ve türev senin için çok daha mühim bir konu haline gelecekti. Şanslısın, niye sadece polinomun türevini işleyeceğiz? Bunu da türevini alması çok basit. Neden diyeceksin? Şöyle, eğer x üzeri n şeklinde bir polinomun varsa senin, bunun türevini aha bu şekilde alacaksın. Yani ne diyoruz? N'yi başa indiriyorsun ve bu n'yi biraz azaltıyorsun. Bu kural. Bak, türev bu değil. Bu türev almanın bir yolu, bir metodu. Türev bu değil. Türevi anlayabilmek için adam akıllı, o sana videonun başında söylediğim videoyu izlemelisin. Yani onu izlediğin zaman, ha lan türev buymuş. Türev en küçük değişim miktarıdır. Türev buymuş diyeceksin. Peki en düşük değişim miktarını da bu metotla hesaplayabiliyoruz. Bu bir metottur sadece, unutmayın. Şimdi örnek. X üzeri 5'in türevi nedir o zaman? Y türev dedim, bakın eşittir. 5'i başa indiriyoruz. Üzerini biraz azaltıyoruz. Al sana türev. Y'nin türevi 2022'yi başa indirdim çarpı x üzeri 2021 dedim. E hocam, buradan neyi başa indireceğiz? Çok endişe yapmıyorsun. Bu x üzeri eksi 3'tü ya hani. Heh. Şimdi alabilirsin bak. Eksi 3'ü başa indirdin ve üzerini 1 azalttın. Eksi 4 oldu. Kök x, ki bunu unutmuyorsun. TC kimlik numaran gibi ezberlemen lazım bunu. Niye? Çünkü soruların içerisinde çok kullanılır kök x'in türevi. Bunun türevi ne olacak sevgili gençler? Bunu önce şöyle diyeceksiniz. X üzeri 1 bölü 2 diyeceksiniz. Sonra 1 bölü 2'yi başa attınız. X üzeri eksi 1 bölü 2 dediniz. Bu da sevgili arkadaşlar 1 bölü 2 kök x'in ta kendisidir. Ben size bundan sonra kök x'in tüsünü demeden siz hemen hocam 1 bölü 2 kök x diye yapıştıracaksınız. Bunu TC kimlik numaranız gibi, adınız gibi, soyadınız gibi. Lütfen. Lütfen aklınızda tutun. Şimdi şunun türevini alalım bakalım. Bunu da şöyle yazabiliriz. Bak, x üzeri 2 bölü 3 biçiminde yazarsak eğer, y'nin türevi dedim eşittir. 2 bölü 3'ü başa attım. X üzeri 2 bölü 3'ü 1 azaltırsan eksi 1 bölü 3 gelecektir. Bunun da türevi budur. X üzeri pi'nin türevi, o da pi'yi başa attım. X üzeri pi eksi 1 diyebilirsin. Anlaştık. Yani öyle pi gördüğün yere 3 yazmak, 3,14 falan yazmak, bu gibi durumlara tabii ki girmiyoruz. YKS öğrencisiyiz artık, biliyorsunuz. Devam. Ahan da bunun türevini al demiş. Ya hocam, Allah'ını peygamberini seversen, şurada sorduğun, gösterdiğin örneklere bak, şurada sorduğun soruya bak diyebilirsin, ama yani o soruların aynısı zaten. Burada birazcık sadece köklü sayı bilgisi bileceğiz. Mat 1'den. Nasıl? Şöyle. Bak, burası 2. Burası da 2. Hepsini çarpıyorduk. 2 çarpı 2 çarpı 3. Ne yapar? 12. 12. dereceden kök içinde x üzeri 2 kere 3. X üzeri 6 yapar. X üzeri 3 çarpı x diyorsun. Bunu dedikten sonra da bu, aslına bakarsanız 12. dereceden kök içerisinde x üzeri üstleri topluyorduk hatırlarsanız. 10'dur. Ve bu da x üzeri 10 bölü 12'dir. Sadeleştirirseniz de bu x üzeri 5 bölü 6'dır hocam diyebilirsin. E şimdi güzel kardeşim, fx aslında neymiş? X üzeri 5 bölü 6'ymış. Sen bunun türevini rahatlıkla alabilirsin. F'in türevinde x eşittir 5 bölü 6'yı başa attım çarpı x üzeri eksi 1 bölü 6 yazdım. Daha sonra bizden ne istenmişti? F türev 64. F türev 64 içinde x gördüğüm yere 64 yazacağım. 5 bölü 6 çarpı 64'ün eksi 1 bölü 6. kuvveti. Bunları da genelde hocam orada nasıl yaptınız, ben anlamadım falan diye soru çözümlerinde ben yorumlarınızı okuyorum. Dikkatli dinleyin. 64'ün 1 bölü 6. kuvvetini alıyorsunuz. Yani 64'ün 6. dereceden kökü nedir? 2. 2'nin eksi 1. kuvveti de 1 bölü 2 olduğu için bu, aslına bakarsanız 5 bölü 6 ile 1 bölü 2'nin çarpımıdır. Ve bu da 5 bölü 12'nin ta kendisidir diyebiliriz. Cevabımız bu olacak sevgili arkadaşım. Evet, 85. sayfamızın sağ üst tarafına geçiş yapabiliriz. Gençler, diğer örnekte soruda bir hata var. O hatayı bir düzeltelim isterseniz. Şöyle yapacağız. Şurayı eksi 1 yazın arkadaşlar. X eksi 1 olsun. Şurayı da artı 1 yapın. Tamam mı?
Böylelikle 1'i yerine yazdığınız zaman f1 eksi f1 bölü 1 eksi 1 gelir. Yani 0 bölü 0 belirsizliği gelecektir. Şimdi bu yöntemle de sevgili gençler biz diyoruz ki bu ne demekti? Şurada yazanın türevi demekti. Yani f türev 1 soruluyor bize diyebiliriz. Yani şunun türevini alacağız ve x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Peki türevini almaya başlayalım ama ondan önce şunu yapmamız gerekiyor. Bakınız x çarpı 27'nin küp kökü 3'tür çarpı şurası da x üzeri 1 bölü 3'tür. Önce fonksiyonu bir düzenleyeceğim. 32'nin 5. dereceden kökü 2'dir. X üzeri 1 bölü 5'tir burası da. Şimdi arkadaşlarım 3 bölü 2'yi yazdım. Yani şunu ve şunu buradan çektim aldım. 1, 1 bölü 3 ve 1 bölü 5'e işlemler uygulamam gerekiyor. X üzeri 1 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 çarpılırken bunları topluyorduk. Bölünce de bunu çıkarıyorduk. Şurası 1 bölü 5 bu arada. Pekala. Orayı düzgün yazalım, okunsun. Pekala. Şimdi arkadaşlar bunları genişletecek olursak aslına bakarsanız 4 bölü 3'ten 1 bölü 5 çıkarıyoruz. Burayı 5 ile burayı da 3 ile genişletecek olursanız 20 eksi 3 bölü 15 yapar. Yani 17 bölü 15. O halde burası 3 bölü 2 çarpı x üzeri 17 bölü 15'in ta kendisiymiş. Ve ben bunun türevini alacağım. Yerine de 1 yazacağım. Hadi alalım. 3 bölü 2 çarpı 17 bölü 15'i başa attım. Çarpı bundan 1 çıkarırsanız x üzeri 2 bölü 15 yapar. Ve x gördüğünüz yere de 1 yazacaksınız. Bu türevi artık 3 bölü 2 çarpı 17 bölü 15 çarpı 1 üzeri artık ne olursa olsun hiç fark etmez 1'dir. Ve bunları da çarparsanız 3 ile 15 sadeleşir 5 gelir. 17 bölü 10 ya da 1,7 bizim cevabımız olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. Toplamın veya farkın türevi. Konusunu anlatmamıza bile lüzum yok. Neden? Çünkü fonksiyonların toplamlarının veya farklarının türevi ayrı ayrı fonksiyonların toplamlarının veya farklarıdır. Fonksiyonların türevlerinin toplamları veya farklarıdır. Yani ne demeye çalışıyorum hocam diye soracak olursan da y türev eşittir diyorsun. Şunun türevini alıyorsun. 7 çarpı x üzeri 6. Bunun türevini alıyorsun. Eksi 12 çarpı x kare. Ve şunun türevi e çarpı pi sabittir biliyorsun. Sabitin türevi 0. Al sana y'nin türevi. Anlaştık. Devam. Küp kök x. Şimdi sen bunun x üzeri 1 bölü 3 olduğunu biliyorsun. Eksi 2 çarpı bak. 2 bölü x'i nasıl yazarsın? X üzeri eksi 1 diye yazarsın. dy bölü dx ne demekti? Y fonksiyonun x'e göre türevini bul demekti. Bu y ise hadi gelin y'nin türevini bulalım. 1 bölü 3'ü başa attım. Çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 dedim. Eksi 1'i başa atarsam eksi 2 kere eksi 1 artı 2 yapar. Çarpı x üzeri eksi 2 dersin. Bu şekilde bırakabilirsin. Hani sana soruların içerisinde ÖSYM'de hiçbir şekilde bunun türevini bul demez. Bunun türevini bulduktan sonra yerine bir şey yazlar. Sen o yerine burada da yazsan zaten aynısı çıkar. Düzenlesen de aynısı çıkar. Düzenlemekten kastım hadi bir kere düzenleyeyim size ben bunu. 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 demek sevgili gençler. Şu demek 1 bölü x karenin küp kökü demek. Artı 2 bölü x kare demek bu da. İşte bu şekilde düzenledik. Yani kimse sana şıkların içerisinde bunu sormaz. X gördüğün yere mesela 2 yaz der. Sen o 2'yi burada da yazsan olur. Burada da yazsan olur. Aynı cevabı bulursun zaten. Sıkıntı yok. Bir diğer sorumuz. Fx fonksiyonu 1 bölü x, 1 bölü x kare, 1 bölü x küp, nokta 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 1 bölü x üzeri 20 olarak verilmiş. Ve h0'a giderken f1 artı h'tan f1'i çıkarıp h'a böl demiş. Yani ne demiş? F'in türevinde 1'i bul demiş bize. Şimdi arkadaşlar ben burayı x üzeri 19'da, burayı x üzeri 18'de, burayı x üzeri 17 ile tıp 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 burayı da 1 ile genişletecek olursam hepsinin paydası x üzeri 20 olur. Üst taraflarda ise x üzeri 19 artı x üzeri 18 artı x üzeri 17 artı tıp 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 artı x üzeri 0 yani 1 gelecektir. Bölü bölü. Daha sonrasında burada da sevgili gençler x üzeri 20'nin ta kendisi olacaktır. Aslına bakarsanız fx bu. Peki türevini alalım demiş. Alalım türevini. F'in türevinde x eşittir. Bak şimdi şunun ben türevini alacağım. Bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Bunu bu şekilde yazmayalım. Bölümün türevine gelecek. Bölümün türevini de daha anlatmadık. Bunu bu şekilde yazmayalım. Silelim. Üzgünüm arkadaşlar. Payda eşitlemeden devam edelim biz yolumuza. Önce ben bu fonksiyonu şöyle yazayım o halde. Yaparız yani demokraside çareler tükenmez. X üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 artı x üzeri eksi 3 artı nokta 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 x üzeri eksi 20 diye yazıp türevini alabilirsiniz. F'in türevinde x eşittir.
Eksi 1'i başa attınız. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 artı. Eksi 2'yi başa attınız. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 artı. Eksi 3'ü başa attık. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 artı. Nokta 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 artı. En son eksi 20'yi başa attınız. Eksi 20 çarpı x üzeri eksi 21 dediniz. Şimdi x gördüğünüz yere 1 yazacağınız için artık şunların hiçbirini görmenize lüzum yok. Çünkü 1'in her kuvveti 1. O halde eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 20'ye kadar olan sayıların toplamı. Yani 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamının eksilisi. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı nedir arkadaşlar? Şöyle yazayım ben size. Bizden bu soruluyor. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2'nin ta kendisidir. 2 ile 20'yi sadeleştirirsin 10 dersin. 10 kere 21 210 yapar. O zaman cevabımız da eksi 210'dur diyebiliriz. Başlangıçta seni beklettiğim için kafanı karıştırdıysam özür dilerim, kusura bakma. 86. sayfamıza geçiyoruz. Diyor ki Px polinomunun türevi P türev X'dir. E tamam. Px'ten P'nin türevini çıkarınca 2X artı 7 kalıyor. E buna göre P türev eksi 1 ile P1'in toplamını bana bul demiş. Bak şimdi güzel kardeşim. Ben x küp mesela bu kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. Türevini alırsan 3x kare gelir. Kaçıncı dereceden? İkinci dereceden. X kare kaçıncı derece? 2. Türevini al 2x. Kaçıncı dereceden oluyor? Birinci dereceden. Demek ki fonksiyonun kendisinin derecesi türevinin derecesinden daha büyük. Ve biliyorsun ki polinomlarda derecesi büyük olan bir polinomla derecesi ondan daha küçük olan bir polinomu toplarsan büyük olanın sözü geçiyordu 20 derecede. Şimdi ben bundan bunu çıkarmışım. Çıkarınca da arkadaşlar birinci dereceden bir polinom bulmuşuz. O zaman ben diyorum ki aha da bu Px birinci derecedendir. Yani der Px diyelim. Birinci dereceden. O halde der P türev X kaçıncı dereceden olur arkadaşlar? Sabit fonksiyon olur. Yani sıfırıncı dereceden. O halde sevgili gençler. Ben Px polinomunu Ax artı B seçmeliyim. Çünkü birinci derecedenmiş. P'nin türevinde x ne olur? Bunun türevini alırsınız. Bunun türevi de a'dır. Bu ikisini toplayınca ax artı a artı b gelecektir. Ve bu da 2x artı 7'ye, pardon özür diliyorum, bu ikisini toplamıyoruz. Bu ikisini çıkarıyoruz. Arada çıkarma işlemi var. Ax artı b eksi a yapar arkadaşlar. Ve bu da 2x artı 7'nin ta kendisiymiş, bize vermiş. Bakınız x'in katsayısı 2, x'in katsayısı a. O zaman a 2'dir. A2 ise bakın şurada yerine yazarsınız. B eksi 2 de 7'dir. Ve B kaçtır? 9'dur. Şimdi ben A'yı B'yi biliyorum. O halde bu Px ne olur arkadaşlar? 2x artı 9 olur. P türev x de 2 olur arkadaşım. Şimdi P türev eksi 1. P'nin türevinde şurada x gördüğün yere eksi 1 yazarsan sabit fonksiyon olduğu için gene 2'ye eşit olacaktır. P1 de burada x gördüğün yere 1 yazarsın. 2 artı 9'dan 11 olur. 2 ile 11'in toplamı sorulmuş. Cevabımız 13'tür. Diyeceğiz. Gel gelelim toplamın ve farkın türevini gördük. Çarpımın türevine. F ile G'nin fonksiyonlarının çarpımlarının türevi. Şuna birinci diye hitap edelim. Buna da ikinci diye hitap edelim. Tamam, çünkü genelde öyle ezberletilir ya. Birinci ve ikinci. Birincinin türevi çarpı ikinci. Birinci çarpı ikincinin türevinin bunların toplamı. Hani az öncekini demiştim ya, TC kimlik numaran gibi bileceksin diye 1 bölü 2 kök 2'si. Bunu da telefon numaran gibi ezberleyebilirsin veya sevgilinin telefon numarası gibi ezberle. Öyle olunca daha iyi ezberliyorsunuz sanki bazılarınıza. Bunu da arkadaşlar bu şekilde ezberleyin. Tamam, mutlaka ama mutlaka unutmayın. İki fonksiyonun çarpımını görünce türevini alırken bu şekilde alıyorsunuz. Şimdi tabii bazen soru geliyor ders anlatırken falan. Diyor ki hocam yani bunların çarpımının türevi diye ezberlemek zorunda mıyız? Ben bunu buraya böyle dağıtırım. Dağıttıktan sonra türev alsam olmaz mı? Sonuçta türevi sormuş. Olur ama şöyle bir sıkıntı var. Bazen çarpamayacağın, yani çarpabilirsin de böyle yarım saat uğraşarak çarpacağın bazı fonksiyonlar gelir karşına. İşte onu dağıttıktan sonra türevini almak daha saçma oluyor. Yani neden saçma oluyor? Çok uzun sürer çünkü. Ama çarpımın türevi metodunu biliyorsan sen daha kısa bir şekilde soruyu çözebilirsin. Mesela burada çözelim. F'in türevinde x, bakın şurası birinci fonksiyon, burası da ikinci fonksiyon olarak adlandıralım. Eşittir. Birincinin türevi, şunun türevi nedir arkadaşlar? 2x artı 1 çarpı ikinci x küp eksi 1 artı birinciyi aynen yazıyorsunuz. Bu sefer de ikincinin türevi, yani 3x kare. Bitti. F türevi x budur.
Böylece bırakabilir miyiz? Tabii ki bırakabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Mutlaka yerine de zaten bir şey yazmanı isteyecektir senden. F türev 2'yi bul, F türev 3'ü bul. O zaman sen de burada 2, 3'ü yerine yazacaksın. Bunu bulduktan sonra işte sevgili gençler, türevi bu şekilde hesaplayabiliriz çarpım metoduyla. Eğer ki 3 tane fonksiyonu yan yana çarpıyorsa onu da kuralı basit tahmin etmişsindir. Birincinin türevi çarpı ikinci ile üçüncü. İkincinin türevi çarpı birinci ile üçüncü. Üçüncünün türevi çarpı birinci ile ikinci. Yani sıra sıra türev alıp diğerlerini aynen yazıyorsunuz, tamam mı? 3 tanesinin türevi çok nadir karşınıza çıkar ama gerekli olduğu durumlarda mevcuttur. Şu örneğe bakalım. 2x eksi 1, 3x eksi 1, 4x eksi 1. Bunda diyor ki bak f'in türevini al, x gördüğün yere de 1 yaz diyor. Yani aslına bakarsanız kabaca şunu sormuş. F türev 1 nedir diye soruluyor. Alalım hadi. Birincinin türevi 2 çarpı diğerleri. 3x eksi 1 çarpı 4x eksi 1. Bunu şöyle bir kenara çekelim. Uzun yazacağız biraz. Belki sığmayabilir. Artı ikincinin türevi 3 çarpı birinci ile üçüncü. 2x eksi 1 çarpı 4x eksi 1. Artı bu sefer üçüncünün türevi 4 çarpı birinci ile ikinci. 2x eksi 1 çarpı 3x eksi 1 dedik. Şimdi de götüreceksin. Ne yazacaksın? X gördüğün yere 1. Yazalım. 2 çarpı 3 eksi 1'den 2, 4 eksi 1'den 3 artı 3 çarpı burası 1 geldi. Çarpı burası 3 geldi. Artı 4 çarpı bakın burası 1 geldi. Şurası da 2 geldi. 2 çarpı 2 çarpı 3 12 yapar. 3 kere 3 9 yapar. 4 kere 2 8 yapar. Bunları da toplarsanız 29'un ta kendisi gelir. İşte sevgili gençler f türev 1 29'a eşitmiş diyeceğiz. Tamam. Güzel. Devam edelim. Bir diğer sorumuzda. Bu soruyu dikkatli dinleyin. Yukarıdaki yaptığımız örneği unutmayın. Fx x çarpı x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 x eksi 4 x eksi 5. O zaman bunun türevi biter mi sabaha kadar? Sabaha kadar sürmez de. 1,5-2 dakikanı seri seri alır yani. Şimdi f türev 4 sorulmuş ya. F türev 4'ü bulabilmek için. Bak şimdi biz ne yapacaktık? X'in türevi 1 deyip daha sonra şunun aynısını yazacaktık. Şimdi ben bunun aynısını yazdığım zaman türevinin bir parçası ya burası. Sonradan 4'ü de yerine yazacağız hani. 4'ü yerine yazınca burada x eksi 4 çarpan olduğu için sıfıra gidiyor. Bir değeri olmadı. Şimdi ikincinin türevi çarpı diğerleri dediğim zaman gene x eksi 4 var. Gene sıfıra gider. Üçüncünün türevi çarpı diğerleri dediğim zaman gene x eksi 4 var. Gene sıfıra gider. Dördüncünün türevi çarpı diğerleri dediğim zaman gene x eksi 4 var. Altıncının türevi çarpı diğerleri dediğim zaman gene x eksi 4 var. Sadece beşincinin yani x eksi 4'ün türevi çarpı diğerleri dediğim takdirde ancak o zaman sıfırdan farklı bir sonuç elde ederim. Ve böylelikle sevgili gençler artık bu tarz soruların kuralı için, bu tarz soruların çözüm taktiği için şunu söyleyebiliriz. Burada yazılan ve sorulan 4 değerinin çarp şeyi nedir? İfade içerisindeki hangi polinomun köküdür? X eksi 4'ün. O zaman ben sadece onun türevi çarpı diğerlerini alsam yeterli olacaktır. Çünkü zaten diğerleri sıfır gelir diyebiliriz. O halde sevgili gençler f türev 4 eşittir. Şunun türevine 1 çarpı 4'ü de bunlarda yerine yazacağız. Şu şekilde. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4'ten 5'i çıkardınız. Eksi 1. Şurası 4 faktöriyel zaten. Çarpı eksi 1 derseniz 4 faktöriyel 24'tü. Cevap ne olacakmış? Eksi 24 olacakmış diyebiliriz sevgili gençler. Ve devam. Bölümün türevi. Aynı çarpımın türevi gibi bir kuralı var. Benzerdir. Farklılıkları da var tabii. İki fonksiyon birbirine bölünüyorsa bunu şu yöntemle yapacaksın. Şuna birinci, buna ikinci diyelim. Birincinin türevi çarpı ikinci. Birinci çarpı ikincinin türevi var ama bu sefer arada ne var arkadaşlar? Eksi var. Bir de bölü ikincinin karesi diyorsunuz. Bunu da sevgili gençler annenizin babanızın telefon numarası gibi ezberleyin. Onları da unutmayız çok şükür. Devam. Bilmeyen varsa da ezberlesin yani. X kare artı 1 bölü x kare artı 3x olduğuna göre demiş. dy bölü dx'i hesapla yani türevini al demiş. Alalım hadi. Y türev eşittir. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci x kare artı 3x. Arada eksi var. Birincinin aynısı x kare artı 1 çarpı ikincinin türevi. X kare artı 3x'in türevi ne? 2x artı 3 değil mi? Sonra bir de ne yapacağız? Bölü
bölü ikincinin karesi. Yani x kare artı 3x'in karesi. İşte sevgili gençler, türevimiz budur diyeceğiz. Sonra da yerine 3'ü 5'i artık neyi istiyorsa onu yazacaksın. Devam. F türev 1'i sormuş. Alalım türevini. Üst tarafın türevi f türev x diyelim önce. Eşittir. Sonrasında bir de şöyle kesir çizgisini atalım. Heh. Üst tarafın türevi 4x küp eksi x, 3x kare. 3x kare artı 2x. 1'in türevi 0 zaten. Çarpı alttakinin aynısı. X küp eksi x kare artı x eksi 1. Eksi. Eksi. Şunu biraz daha uzatalım isterseniz. Şöyle. Sonra da diyoruz ki birinci sabit kalacak. X üzeri 4 eksi x küp artı x kare artı 1 dedim. İkincinin türevi. İkincinin türevi nedir? 3x kare eksi 2x artı 1'dir. Güzel. Alttakinin bir de karesi. X küp eksi x kare artı x eksi 1'in de sevgili gençler neyi? Karesi. Pekala. 1'i sormuş. F türev 1. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. F türev 1'i sormayalım. Niye sormayalım? Bunun paydası 0 gelecek. Soruda gene bir sıkıntı oluşacak. Biz neyi soralım biliyor musun burada? F türev 0'ı soralım. Yani aklıma şu an ilk o geldi. Paydasını sıfırlamayan. F türev 0'ı soralım arkadaşlar. Kusura bakmayın. F türev 0 ise yerine yazacağız. Bakın. 0 gelir, 0 gelir, 0 gelir. Burası 0 ise tamamı 0'dır. 0, 0, 0. Burası 1 geldi. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. 0, 0 ve burada da 1 geldi. 1 kere 1'den de üst taraf 1 yaptı. Bir de şurada eksi vardı, eksi 1 oldu. Buraya bakıyoruz. 0, 0, 0. Eksi 1'in karesi de 1 yapar. Eksi 1 bölü 1 de bize neyi verir? Eksi 1'i verir. Daha öncesinde, yani bu videoyu izlemeden önce bu soruyu çözmeye çalıştıysan ve bu şekilde bir sıkıntı bulduysan, o sıkıntı benden kaynaklı, kusura bakmayın o yüzden. Bir diğer örneğimiz, mx artı 3 bölü 2x eksi 1 kuralıyla verilmiş bir f fonksiyonu var. F türev, bak burada da bir hatamız var. F türev 1, 4 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. O zaman f'in türevinde x'i bir bulalım önce seninle istersen. Eşittir dedim. Kesir çizgimi çektim. Üst tarafın türevi m çarpı 2x eksi 1 eksi. Alt tarafın türevi 2 çarpı üsttekinin aynısı mx artı 3 dedim. Alta da 2x eksi 1'in tabii ki neyini yazacağız? Karesini yazacağız. F türev 1. Önce onu bir bulalım. Kesir çizgimi attım. Bakın şurada 1 yerine yazarsanız burası 1 gelir. Burada 1 yerine yazarsanız m artı 3 gelir. Şimdi burayı dağıtalım. M eksi 2m eksi 6 bölü 1'i burada yerine yazarsanız 1 gelecektir. Yani arkadaşlar eksi m eksi 6 geldi burası. Şundan şunu çıkardınız. Eksi m eksi 6 bölü 1 zaten bu gelir. Bu da sevgili gençler 4'müş. O zaman eksi m ne olur? Eşittir. Şöyle eşittir diyelim. 10 olmaz mı? Demek ki m kaçmış? Eksi 10'muş diyeceğiz. Cevabımız bu olacak. M eksi 10'du diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam. F ve G türevlenebilen iki fonksiyon. Fx x kare eksi 4 bölü gx ve f türev 2, f türev eksi 2 eşit olduğuna göre. G eksi 2 bölü g2 nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. F'in türevinde x'i bir bulmamız gerekiyor bizim. F'in türevinde x sevgili gençler şöyle yapalım. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci gx eksi. Birinci sabit kalacak. X kare eksi 4 çarpı ikincinin türevi g türev x ve ikincinin karesi yani g kare x. Daha sonrasında f türev 2'yi bir bulalım. F türev 2 sevgili gençler. Şurada yerine yazarsanız 4 çarpı g2 gelir. Eksi şurada yerine yazarsanız 0 kere g türev x'de 0 gelecek zaten. Bölü g'nin karesinde 2 dedik. Bu sevgili gençler 4 çarpı g2 bölü g kare 2. Yani aslına bakarsanız g2 ile buradaki bir tane g2 giderse 4 bölü g2 gelecek. Bu f türev 2. Bir de f türev eksi 2 lazım. Yerine yazarsanız eksi 4 çarpı g eksi 2 bölü g türev eksi 2 olacak. Neden? Çünkü eksi 2'yi de burada yerine yazarsanız burası da yine 0 gelecektir. Dolayısıyla bu parçaya gerek duymadım. Ve bu da yine bununla bunu sadeleştirirseniz, şurası g kareydi. Bununla bunu sadeleştirirseniz eksi 4 bölü g eksi 2 gelir. Ve sevgili gençler ne demiş? F türev 2 ile f türev eksi 2, yani şununla şu birbirine eşit demiş. Yani eşittir dedim. Eksi 4 bölü g eksi 2 diyebiliriz. Daha sonrasında
Benden ne istenmişti? G-2 G2'ye böl. Yani bunu buna, pardon, şunu şuna böl demiş. O zaman ben bunu buna böldüğüm takdirde o da bunun buna bölümüne eşit olacaktır. Yani cevap ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır diyebiliriz sevgili kardeşim. Evet gençler, parçalı fonksiyonun türevi, mutlak değer fonksiyonun türevi ve bileşke fonksiyonun türevi. Bu 3 konuyu aynı videoda paylaşacağım arkadaşlar sizlere. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.